Ben lisans eğitimimi tamamladıktan sonra yüksek lisans için Amerika'ya Green Card ile gelirsem daha ucuza yüksek lisans eğitimi alabiliyor muyum diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika'daki eğitim sisteminde okullar yani üniversiteler genelde iki tür değişik ücret uygulaması yapabiliyor. Bunlardan bir tanesi ikametgahı olan öğrencilerin ödeyeceği miktar oluyor. Bir tanesi de uluslararası öğrencilerin ödeyeceği miktar oluyor. Dolayısıyla bu noktalarda genelde ikametgahı olan yani Amerika'da yaşayan öğrencilerin ödeyeceği rakamlar neredeyse uluslararası öğrencinin ödediği rakamların yarısına gelebiliyor. Bu tabii okuldan okula, programdan programa değişebiliyor. Tabii bu ikametgah derken sadece olan sizin yeşil kartınızın olması değil, aynı anda da bu gideceğiniz üniversitenin olan eyaletinde, bulunan eyaletinde ne kadar süredir yaşadığınız da önemli olacak. Dolayısıyla belki o eyalette en az bir senedir yaşıyor şartını görmek isteyecek üniversite. Ve tabii bu noktada yeşil kartınızın olmuş olması ve burada bir süredir yaşamış olmanızdan dolayı daha uygun şekilde üniversiteden bir eğitim alıyor olacaksınız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.